30 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Ve 20 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolu Başkanlığı'nda bir dönem kısa dönem il yöneticiliği, Gençlik Kolu Kurultay Delegeliği ve 2014-2019 yılları arasında Murat Paşa Belediye Meclis Üyeliği ve 2019 yılları, 2024 yılları arasında da yine Büyükşehir Belediye'mizde proje koordinatörlüğü, birim sorumluluğu gibi önemli görevlerde bulundum. 30 yıldır Antalya'da yaşayan, 20 yıldır siyasetle ilgilenen, 10 yıldır daha fazladır belediyeciliği Çin'de olan yorulan bir kişiyim. Selçuk Üniversitesi Yerel Yönetimler mezunuyum, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Hem bu işin mutfağında büyüdüm hem de akademik olarak da okullarını okudum. Ben bir belediyeciyim. Benim mesleğim de bu. 10 yıldır çalıştığım alandı bu. Hem belediyeyi yönettim, belediye başkanlarımızla belediye meclisini yönettim. Hem de bir taraftan belediyemizi müdürlük, bürokratlık yaptım. Yeri geldi işçilik yaptım. Bir emekçi olarak belediyemizden ayrılarak da belediye başkanı aday oldum. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in parti meclisimizin takdirinde de böyle bir onurlu göreve layık görülerek aday gösterildi. Ocağın 11'inden başlayan bir seçim startı verildi ve neredeyse 2'ye yakındır da Konya altında Antalya'mızda seçim çalışmalarını yapıyoruz. Ekonominin bu kadar bozulmasıyla birlikte belediyelerin yükleri çok ağırlaştı. Eskiden belediyeler, belki bundan 20 yıl önce belediyeler yol ve kaldırım, alt yapı, üst yapı noktasında, parklar noktasında kalırken gitgide ekonominin kötüleşmesi noktasında belediyelerimiz daha da sosyal alanın içerisinde görev almaya başladı. Görev almak durumunda kaldı. Yani yaşlılarla alakalı proje geliştirmek zorunda kaldı, çocuklarla alakalı proje geliştirmek zorunda kaldı, gençlerle alakalı proje geliştirmek durumunda kaldı. Aslında baktığınız zaman da bunun nedenleri, sebepleri aslında iktidar yarattığı politikalardan dolayı belediyelere birçok görev düştü. Konya altında da, Antalya'da da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde de birçok sosyal hayatın içerisine giren projeler yapıldı. Konya altında da yapıldı. Biz de 23 yıla yakındır Konyaaltı Belediyesi'nde göreve geldiğimizde biz de sosyal politikaları, yani sosyal politikalar üzerinde yapılan belediye hizmetlerini daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Kreşlerimiz var. Çocuklarımız için açılan kreşlerimiz var. Bunları iki katına çıkaracağız. Çünkü büyük bir ihtiyaç. Şu anda çocuklarımızın 3 yaşı doldurduktan sonraki çocuklarımızın kreşe gitmesi gerekiyor. Ve kreş fiyatları da ne kadar artık bu ekonomik koşullarda ne kadar yükseldiğini biliyoruz. O yüzden ihtiyacımızın ailelerimizin ulaşması için kreş ihtiyacını karşılamamız lazım ve kreşi iki katına çıkartacağımızı biz projelerimizden arasına aldık. Yurt sorunumuz var, üniversite gençliğimiz var, üniversite Akdeniz Üniversitesi Konyaaltı'nın içerisinde ama yaşantıları Kepez'de. O yüzden biz Konyaaltı'nda onlara bir barınma sorunu gidermek için göreve geldikten sonra hemen bir yurt yapmayı istiyoruz. Aslında yurdumuz var ama erkek yurdu yapmak istiyoruz, yurtlarımızı genişletmek istiyoruz. Barınma sorununu öğrencilerimiz açısından böyle çözmeyi düşünüyoruz. Yine gençlerimiz için, üniversite öğrencilerimiz için ücretsiz veya minimum ücretli lokantalar açmak istiyoruz, yemekhaneler açmak istiyoruz. Bu yemekhane sadece öğrencilerimiz için değil, yine dar gelirli vatandaşlarımıza yemekler de ulaştırmak istiyoruz. Yine yeni anne olan Konyaaltı kadınları için de belli bir süre onlara yemek ihtiyaçlarını Konyaaltı Belediyesi'nin görmesini istiyoruz. Temizlik hizmeti onlara götürmesini istiyoruz. Parklarımızın mesela çocuklarımız için parklarımızın daha güvenli hale gelmesi için güvenlik kameraları, büyük parklarımızın güvenlik kamerası taktırmak istiyoruz. Yine bir taraftan yaz aylarında sıcak olan parkları çocuklarımız kullanamıyor, oraya gölgelendirme yapmak istiyoruz. Yine Konyaaltı kadınları için hobi atölyelerinin kurulmasını istiyoruz. Baktığımız zaman yine hayvansever dostlarımızın için, vefat eden hayvanlar için yine can dostlar mezarlığı yapacağız. Bu da büyük bir ihtiyaç. Şimdi bundan hepsini toparladığımız zaman birçok 41 tane yakın projemiz var. Hepsi de burada. Yine yaşlılarımız için Alzheimer merkezi açmak istiyoruz. Demans merkezlerini açmak istiyoruz. Bunların hepsini 41 projeye baktığımız zaman hepsi toplumun ihtiyacı olan, toplumun rahatını, toplumun konfor alanını, toplumumuzda yaşayan gencimizden, çocuğumuzdan, yaşlımıza varana kadar hepsinin hayalini etki edecek aslında Türkiye'de uygulanan
ve uygulanmaya devam eden veya bizim dönemimizde uygulanacak projeler olarak bakabiliriz. Benim çılgın projelerim yok. Yani Konya altın vergilerini böyle çılgın projeleri harcayacağım. Bir durumum yok, böyle bir fikrim diyor. Biz ekip arkadaşlarımızla, genç arkadaşlarımızla Konya altında, Konya altının bir evine girdiğinizde, Konya altı bir eve girdiğinizde orada Konya altı belediyesinin görülmesini istiyoruz. Yani orada bir evin içerisinde bir çocuğumuz varsa kreşe gitme olanağını sağlamamız. Bir gencimiz varsa onun ona çalışabilecek, üniversite hazırlanabilecek etüt merkezinin hazırlanması lazım. Etüt merkezinin olması lazım. Bir taraftan yaşlımız varsa, rahatsızlığı varsa o rahatsızlıkla alakalı Konyaaltı Belediyesi'nin muhakkak yanında olması lazım. Yani her alanda baktığımızda Konyaaltı kadınlarımız için biraz önce söyledim, operatörlerin olması lazım. Bunların hepsine baktığımızda bir evin içine girdiğinizde engelliniz varsa bir evin içerisinde ki engelli kampüs açmak istiyoruz. Yine engellerimiz için hoba atölyelerin olduğu büyük kapsamlı doğumundan otizmine varana kadar bedensel engelli dostlarımıza, vatandaşlarımıza varana kadar yine orada hizmet yapmak istiyoruz. Bunları hepsini topladığımız zaman hani olayın evet en iyi kaldırımları yapacağız mı yapacağız. En iyi yolları yapacağız mı yapacağız. En iyi parkları yapacağız mı? Evet yapacağız. Ama bunların yanında da en iyi sosyal belediyeciliği de yapacağız. Konya halkının devamlı yanında olacağız. Yüzme havuzları, kapalı yüzme havuzu yapacağız. İstek var. Kapalı spor salonu istiyor. Konya halkımız yapacağız. Aday olduktan sonra yine ekip arkadaşlarımızla toplandığımızda şu kararı aldık. Bir sloganımız vardı. Konya halkını birlikte yöneteceğiz. En büyük hayalim buydu. Aday adaylık döneminde de biz Konya altın birlikte yöneteceğiz söylemini adaylık döneminde de gerçekleştirip bu sloganla çıktık ve madem bu sloganların ve sadece slogan olarak kalması değil altını doldurulması lazımdı. Projelerimizi bir kenara bırakarak Konya altı halkımıza gittik 10 Ocak'tan itibaren. Onları dinlemeye başladık. Onların söylediği her şeyi ben proje haline getirdim aslında. Bu proje kitapçığı aslında benim değil Konya altı halkının istediği proje kitapçığıdır. İçinde 41 tane proje var. Hepsi hayatın içerisinde gerçekliği olan, uygulanabilir projeler. Ve biz neredeyse 1-1,5 ay yanlarına gittiğimizde bu projeleri onlar bize anlattı, biz yazdık. Ve uygulayacağımıza dair söz verdik. Ve proje kitapçığını bile Konyaaltı halkı oluşturdu. Yani bizim söylemlerimizin, Konyaaltı'nı birlikte yöneteceğiz söylemlerimizin ilk adımını başlangıcı zaten Konyaaltı halkımızla yaptık. Ve muhtarlar meclisini oluşturacağız seçildikten sonra. Biraz da işin yönetim tarzına girmek lazım. Muhtarlarımızla alakalı şöyle, kırsal alanı çok Konyaaltı Belediye'mize ve iletişimle alakalı bazen problemler olabiliyor. Biz de şunu yaptık, 39 mahallemizin muhtarını 3 ayda bir belediye toplayarak belediye meclisinde olduğu gibi bir muhtarlar meclisi yapmak. Onlarla birlikte karar alacağız. Mahallelerimizi dinleyeceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz. 3 ay sonra bir araya geldiğimizde biz 3 ay boyunca ne yaptık, ne hizmetleri yaptığımızı muhtarlarımıza anlatacağız. Muhtarlarımız da bize 3 ay önce geldiklerinde bize sorun bahsettikleri sorunları hallolup hallolmadığı noktasına bizden hesap soracaklar. Biz de onlara size söylediğin sorunlar şu kadar halloldu, bu kadar halloldu, şu kadar hallolacak diye biz onlara hesap vereceğiz. Burada halkın temsilcisi olan muhtarlarla birlikte aslında biz yetkimizi muhtarlarla paylaşıp bir hesap verme şeffaflık düzeyine oturmaya başlayacağız. Ve daha sonra ivedilikle seçildikten sonra mahalle toplantıları yapacağız. Mahalle toplantıları yaptığımızda mahallemizin sorunlarıyla alakalı mahalle halkımızdan bilgi alacağız. Ve bu mahalle toplantıları biz devam yapacağız. Bir defa gitmeyeceğiz. Senede en azından 2-3 defa mahalle toplantıları yaparak mahallemizden birebir sorunları öğreneceğiz. Ve o sorunları ivedilikle çözmeye başladık. Katılımcı ve demokratik bir belediyenin biz sağlamış oluyoruz onlar için. Biz yetkilerimizi halkımıza paylaşmış oluyoruz. Böyle yani demokratik bir belediye nasıl olur onu göstermeye çalışacağız. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda belediye başkan adayım. Nasip olursa inşallah iyi bir oyla biz de seçileceğiz. Semih Başkan'ın verdiği sözler bizim sözümüzdür artık. Birincisi bu. İkincisi Karatepe Köyü. Evet, Konya altımızın önemli mahallelerinden, köylerinden bir tanesi.
Orayla alakalı da ben ziyarete gittim de, adaylık döneminde ziyarete gittim de aynı konuyu bana da açmışlardı. Ben de elimizden gelen bütün desteği sunacağımızı zaten söylemiştim. Senin başkanımızın verdiği sözü de bizim verdiğimiz sözü de aslında aynı söz. Bununla alakalı bir yasal düzenlemeye bakmak lazım ama hayat bakış açımı gereği bu soruya çok özgürce cevap verebilirim. Bizden böyle bir izin almalarına gerek yok. Orası bir cemevi. Yani cemevi için yapılan bir yer. Orada bir derneğimiz var, değerli bir başkanı var, değerli bir yönetim var. O yüzden uygun kararları kendileri alabilirler. Biz de yanlarında olacağız onlar.